Herkese merhaba. Ahlatçı Yatırım Araştırma Birimi'nden Muammer Demir ben. 9-13 Ağustos, pardon 9-13 Eylül haftası ile ilgili haftalık analizimiz, değerlendirmemizi sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk etapta bu haftaya çok kısa değinmek gerekirse, malum hem yurt içi tarafında hem de global tarafta yoğun veri akışını takip ettik ama ağırlıklı olarak genel nokta burada hem ABD ile Çin arasında 1 Eylül itibariyle yeni tarifelerin uygulamaya girmesi ve bu tarifelerin piyasaya nasıl yansıyacağı yönünde belirsizliklerin olmasıydı. Gerek ABD tarafında gerekse Çin tarafında baktığımızda piyasa dostu açıklamaların yapılması burada risk iştahını desteklemeye devam etti diyebiliriz. Hala da desteklemeye devam ediyor ki bugün baktığımızda Çin Merkez Bankası tarafından özellikle de zorunlu karşılıklarla ilgili yeni bir adımın geldiğini gördük. Fakat hala tabii ki ticaret savaşlarının nasıl bir yöne evrileceği konusunda belirsizlik devam ediyor diyebiliriz. Onun dışında yurt içi tarafında gerek büyüme tarafında gerekse tüketici fiyat endeksi enflasyon tarafında baktığımızda gerekse imalat PMI tarafında buradaki veri trafiğini takip ettik. İmalat PMI tarafında kısmi iyileşmenin, enflasyon verisinde piyasa beklentisinin çok altında bir artışın yaşandığı, diğer tarafta da baktığımızda büyüme verisi tarafında piyasa beklentisi altında bir daralmanın gerçekleşmesi, çeyreklik bazda incelediğimizde ise piyasa beklentisinin hafif üzerinde bir toparlanmanın olduğunu görülmesi TL varlıkları desteklemeye devam ettiği gözüküyor denilebilir. Yurt dışı tarafına baktığımızda gerek imalat PMI tarafına gerek hizmet PMI tarafı bu haftasıyla yoğundu. O verileri takip ettik. İmalat PMI tarafında özellikle de ABD tarafında ISM imalat PMI, diğer tarafta baktığımızda ise Euro bölgesi ve Almanya imalat PMI tarafındaki veriler burada biraz daha fiyatlamalarda hareketli artır denilebilir. Almanya ve Euro bölgesinde açıklanan PMI verilerinin 50 eşik değerin çok altında olması. Diğer taraftan baktığımızda ISM imalat PMI verisinin 49,1 seviyesi civarına kadar gerilemesi, 50 eşik değerinin altında olması burada tabii ki tekrardan soru işaretini gündeme getirdi diyebiliriz. Diğer taraftan Euro bölgesinde büyüme verisi, ikinci çeyrek öncü büyüme verisi açıklandı. Bu beklentilere paralel %0,2 civarında Euro bölgesi ekonomisi öncü veriye göre büyüdüğü gözüküyor. Hizmet PMI tarafında iyileşmeler göze çarpmaya devam ediyor. Bu tarafta bu hafta içerisinde baktığımızda özellikle gelişmiş ülke tarafında hizmet PMI verilerinde. Diğer taraftan bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentisinin altında 130 bin kişi artışı işaret etmesi, diğer taraftan işsizlik oranının herhangi bir değişim olmaması, sabit kalması, beklentilere paralel gerçekleşmesi, fakat ortalama saatlik kazançlarda yaşanan iyileşmenin olduğu görülüyor diyebilirim. Tabii ki bugünün en önemli diğer gündem maddesi de Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar. Bugün fiyatlamalarda hala etkili olmaya, oynaklığı arttırmaya, oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabilir. Önümüzdeki haftaya çok kısa değinecek olursak 9-13 Eylül haftasında şüphesiz ki haftanın en önemli iki gelişmesi bunlardan bir tanesi yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ve aynı gün global tarafta ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. Özellikle yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son açıklanan enflasyon verisiyle birlikte piyasalar tarafında faiz oranı ile ilgili bir değişikliğe gidip gitmeyeceği, bununla birlikte yayınlanacak olan karar metninde sözel yönlendirme tarafında herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği şu anda piyasalar tarafında merak konusu diyebilirim. Diğer taraftan baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası faiz oranı kararı ve kararla birlikte yayınlanacak olan karar metni, içeriği, sözel yönlendirme, karar metninin ayrıntıları ve daha sonrasında da Başkan Draghi'nin gerçekleştireceği artık görev süresi dolduğundan dolayı son toplantı yurt dışı tarafında baktığımızda önem arz etmeye devam ediyor diyebilirim. Piyasanın genel olarak beklentisi Avrupa Merkez Bankası'ndan FED'e göre daha yüksek, daha büyük bir beklentisi var denilebilir fiyatlamalar açısından baktığımızda. Özellikle sadece faiz tarafı değil, bunun dışında varlık alım programı ya da yeni başlayacak olan TLTRO 3 uzun vadeli finansman oranının nasıl olacağı, bankanın sözel yönlendirmesine nasıl yön vereceği burada merak konusu olmaya devam ediyor.
Diğer taraftan baktığımızda ise İngiltere'den büyüme verisini alacağız. Çin'den, ABD'den manşet enflasyon verilerini alacağız. Yurt içinden sanayi üretimi ve cari denge verilerini alacağız. Önümüzdeki haftada bu hafta gibi yoğun bir süreç, bir gündem piyasaları beklemeye devam ediyor diyebilirim. Şimdi çok kısa teknik olarak şöyle yapalım. Ürün bazında değerlendirmelere değinecek olursak ilk etapta Dolar-TL tarafından başlayalım. Dolar-TL tarafında baktığımızda özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın teknik olarak değerlendirecek olursak tekabül ettiği 5.69-70 ve 5.70 aralığı psikolojik bir bariyer olarak takip edilebilir. Burası önemli. Olası bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması ya da bu seviyenin altına geçişlerde kur tarafındaki hareketlilik bir miktar da olsa hız kazanabilir. 200 günlük hareketli ortalamanın tekabül ettiği şöyle bakacak olursak, pardon özür dilerim, 100 günlük hareketli ortalamaymış. 100 günlük hareketli ortalamanın tekabül ettiği 5.69-70 seviyesi burada önemli. Bu seviye üzerine geçişlerin yaşanması durumunda kısa vadede baktığımızda 5.78-50, 5.82 ve 5.86 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası bu seviyenin altına geri çekilmelerin gündeme gelmesi, yaşanması durumunda ise burada 5.65, 5.60 ve 5.58-30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Euro-TL tarafına değinecek olursak, bu arada az önce bahsettim ama tekrar da belirtmekte fayda var. Önümüzdeki hafta hem Euro tarafında hem TL tarafında özellikle de merkez bankaları toplantısı olacağından dolayı burada oynaklık yüksek seyredebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Euro-TL tarafında baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamanın tekabül ettiği 6.31 seviyesi psikolojik bir seviye olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerine geçişlerin yaşanması durumunda 6.40, 6.43.60 ve 6.48 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası bu seviyenin altına geçişlerin yaşanması durumunda ise kısa vadede baktığımızda 6.22.60, 6.20 ve 6.17.40 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Euro dolar tarafına değinecek olursak da özellikle de Euro dolar tarafında son dönemde gerek Avrupa Merkez Bankası'na yönelik beklentiler, diğer taraftan da baktığımızda ABD'de açıklanan veriler, işte bugün Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar, diğer taraftan daha sonrasında yaklaşan Fed toplantısı, bunlar fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor diyebiliriz. Olası Euro dolar tarafında paritenin 1.10 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1.11, 1.11.50 ve 1.12 kısa vadede direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası 1.10 seviyesinin altına geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 1.09.50, 1.09.20 ve 1.08.90 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Diğer taraftan ons altına geçecek olursak, ons altın tarafında tabi bu hafta fazlasıyla genel olarak aslında baktığımızda global emtia piyasasında fazlasıyla oynaklığın yüksek seyrettiğini görmüştük. Burada ons altın tarafında 1500 seviyesi psikolojik bir bariyer olarak takip edilebilir. Bu seviye üzere geçişlerin yaşanması durumunda kısa vadede 1536, 1540 ve 1548 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 1494, 1488 ve 1480 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. Diğer taraftan pound dolara geçecek olursak, malum İngiltere tarafında yoğun bir haftayı geride bıraktık. Burada özellikle de İngiltere hükümeti ile İngiltere parlamentosu arasında haber akışları, yapılan oynamalar, gelen açıklamalar sterlin fiyatlamalarında etkili olmaya devam ettiği görülüyor diyebiliriz. Teknik olarak da değerlendirecek olursak paritenin 1.23 seviyesi psikolojik kritik seviye olarak takip edilebilir. Parite fiyatlamaları açısından takip edilebilir.
Olası bu seviyenin üzerine geçişlerin yaşanması durumunda 1.24.70, 1.25.80 ve 1.26.60 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1.23 seviyesinin altına geçişlerin yaşanması durumunda ise 1.22, 1.21.50 ve 1.20.70 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Japon yenine bakacak olursak, burada özellikle de Japon yeni malum Asya piyasalarında para birimleri arasında güven liman olma özelliğiyle ön plana çıktığı gözüküyor. Bu hafta bir miktarda küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma ile birlikte pardon, burada yen tarafında kısmi geri çekilmelerin yaşandığı görüldü diyebiliriz. Özellikle de tabii ki burada dolar tarafındaki yaşanan gelişmeleri de göz ardı etmemekte fayda var. Malum baz para birimi olarak dolar takip ediliyor bu tarafta. Genel olarak değerlendirecek olursak da teknik tarafta paritenin 106 seviyesi psikolojik seviye olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde fiyatlamalarda kısa vadede 108, 108,80 ve 109,60 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 105,50, 105 ve 104,60 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. Petrol tarafına değinecek olursak, ABD ile Çin arasındaki yaşanan bu hafta özellikle biraz daha ticaret gelişmelerine yönelik adımlara rağmen daha uzlaşıcı, daha piyasa dostu yapılan açıklamaların olumlu etkisiyle birlikte küresel büyümede ivme kaybının biraz daha azalabileceği, hani bu bağlamda da tekrardan ekonomik büyümeye yönelik olumlu algının tekrardan biraz daha toparlanmasını petrol fiyatlarında pozitif olarak yansımaları bu hafta içerisinde fiyatlamalarda görüldü diyebiliriz. Fakat şunu da unutmamakta fayda var. Genel olarak baktığımızda şu haftalık grafikte değerlendirecek olursak, evet, genel olarak emtia tarafında ağırlıklı olarak bu hafta oynaklık yüksek seyretmeye devam etti. Tabii ki bunun da petrol fiyatlamaları üzerinde yansımaları görülüyor diyebiliriz. Özellikle de hem Brent hem ham petrol tarafında. Ham petrol tarafında fiyatlamalar açısından değinecek olursak da teknik olarak baktığımızda özellikle de 55 dolar seviyesi psikolojik seviye olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçişlerin yaşanması durumunda 57,40, 58,70 ve 59 kısa vadede direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası 55 dolar seviyesinin altına geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 53,50, 52,70 ve 52 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. Son olarak gümüş tarafına değinecek olursak, gümüş tarafında da bu hafta oynaklık fazlasıyla yüksekte. Fiyatlamalar açısından gümüş tarafında olası bu bölgede bakıldığında ya 18,50 dolar seviyesi psikolojik bir seviye olarak takip edilebilir. Bu seviye üzeri geçişlerin yaşanması durumunda kısa vadede 19,70, 20 ve 20,70 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına geçişlerin gündeme gelmesi durumunda ise özellikle 17,20, 16,70 ve 16,20 kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir. Genel olarak genel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dileriz.